Bir, abi Tayyip Erdoğan düşün. Sev sevme. Bu adam, ben Tayyip Bey'le konuştuklarım da var söylemem. Senin de bildiklerin var. Camia içindesin. Erbakan'a rağmen bir yerlere gelmiştir. Tabii doğru. Hiç kimse Erbakan onu bir yere getir diyemez. Diyemez. Erbakan tam tersine İstanbul Belediye Başkanlığı'nda onu yemek için oraya. İstemiyordu Ali Coşkun'u istiyordu. 89'da aday zaten yapmak istiyordu. 24,5'la kazandı. Yani sol bölündü, sağ bölündü. Ümit abicim Tayyip Bey'in vefasından, adamlığından söylemediği şeyler var. 89 Beyoğlu'da destek aldı mı? 10 kişiyle kaybetti. Tırnakları da kazıya kazıya, manşetlere direne direne hakime, gelmiş. Hakime laf etti, 10 gün hapis yattı. Çünkü hakim, ben bilmiyorum, incelemedim ama inanıyorum orada yani seçimin çevrildiğine. Ama çevrilmedi. Ben sana ama kafa kafayaydı değil mi? Sen gazeteciydin o geçmişti onu yani. O 89 seçimi. Ama teşkilattan da istiyor. Alamadı işte, onu söylüyoruz. Erbakan istemiyordu. İstemiyor. 91'de bilemediğini hatırladı. Ama tabii bu kazanınca belediye başkanlığını güçlenecek. Güçlendi. Hayır, onu bırak Ümit abi, 94'te zaten haklısın. 91'de milletvekili. Bak yine. Koydu seçildim diye ailesiyle kucaklaştı. Aa neydi onun hemşerisi, kaçtı sonra gitti Rize'ye. Yok hocam. Kaçtı. Rize'ye gitti canım. Türkiye'ye. Hayır kaçtı derken. Ben arkadaşımdan ya hayır Tayyip Mustafa Bey kızdı. Tayyip Bey'in tabii öfkesinden ötürü doğru, gitti. Doğru. Doğru mu? Neydi Mustafa Baş? Mustafa Baş. Aa onu koymuş Erbakan Hoca. Biliyor Erbakan Hoca, zeki adam. Tercih kullandı. Zeki adam Erbakan Hoca. Tercih kullandı. Normal Tayyip Bey meclise girecekti. Bir dakika. Rahmetli Kadir Topbaş falan anlattı. Rasim de 91 seçimlerinden sonra. Kadir Topbaş bana İki defa yenilgi görmüş adam, İstanbul İl Başkanı yapmam diyordu dedi Erbakan Hoca dedi. Tayyip Bey. Hepimiz gittik dedi. Detaylarını anlattı. Biz il başkanı olarak yeniden Tayyip Erdoğan istiyoruz. Genel merkezdeki aksaçlılar yani 91 yenilgisinden sonra tehlike olarak İstanbul'u tehlike görüyorlardı. Tayyip Erdoğan liderliğindeki İstanbul evet. Refah Partisi teşkilatını kendilere tehdit olarak bravo görüyorlardı ve tehditlerinde haklılardı. Haklılardı. Geldi. Yani hiç iktidar açısından. Yok dava açısından bana göre ihanet. Ya haince bir şey. Yok. Ya başarılı adamın önüne açacaksın. Bir de istifa etti ayrı işler farklı. Öyle i̇şler öyle yürümüyor. Tabii o CHP'de daha da beter. Şimdi, ya bırak da o konuşsun. Heh. Tayyip Erdoğan, sadece şunu söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan yardıra yardıra gelmiş. Tabii. Abdullah Gül, armut piş, şimdi ağzıma Sayın, piş. Sayın Gül'ün farklı özellikleri var. Ama Amerika'nın adamı değil. Yani majestelerin denilir. Yani Erkan Mumcu'nun söylediği o gibi. O da İngiltere. Ya Erkan Mumcu'nun söylediklerini. Erkan Mumcu. Yani şunu söyleyeyim. Sayın, ya, şu yetim söylenir bizim mahallede. Amerika'nın adamı olsa evet dedi. Tabii, Amerika'nın değil zaten. İngiltere'nin de olsa evet dedi. İngiltere o gün koalisyonda Tony Blair için George Michael'ın şarkısını hatırlar mısın? Köpek şeklinde çıkmış Tony Blair'ı. Have 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 diye şeyin Bush'un peşinden gidiyor. Hatırlıyor musun o şarkıyı? Sayın Gül'ün İngiltere ve toprağı bol olsun kraliçeye yakın olduğu. Ya herkesin bildiği gerçeği ama. Ya, doğru da adam İngiltere'de okudu. O da İngiliz Ümit. O da İngiltere'de yaşadı. Tam da kraliçe. Yaşadı. İçtimi su ayrı gitmez. Devamlı sarayda. Bir dakika senin vatandaşlık. Vatandaşlık bir şey olurdu. İstesen olurdu İngiliz olarak. Olmam. Rasim'ciğim kraliçe Elizabeth Sayın Ziller'i gidip memleketine ziyaret etmedi. Ama Sayın Gül'ü gitti ziyaret etti. Gül İzabet lafını da sen adaletli buluyor musun? Ya hayır. Yani bir defa o şey nezakete aykırı bir şey. Sen der misin Gül İzabet? Hayır hiç demedim. Ama Sayın Gül insan olarak da bu laf Abdullah Gül bak, çok yıprattı. Bak siyasi çizgisine karşıyım. Bu laf yıprattı adam. Tabii ki yıprattı. Korkunç ama şu var Sayın Gül çok başarı efendi ve siyasi olarak çok nezaket sahibi bir insan. Mesela geçen de yine yargıyla alakalı konuşmaları var. Onlara da katılmıyorum. Ben Sayın Gül'ün siyaset... Ya geçti borun pasarı. Ayrı bir şey. Ama şu var. O tür lakap takılmasına ve rencide edilmesine, üzülmesine karşıyım. Sayın Gül, senin yıllarını söylediğin gibi her zaman diyorsun bir sigortadır. Türkiye'nin. Türkiye'nin siyasetinde. Allah uzun ömür versin. Cenab-ı Allah sağlık sıhhat versin. Her zaman dursun Sayın Gül. Siyasetine karşıyım. Şimdi mesela bak Abdullah Gül'e hiç dediğim gibi sevmediğim bir karakter ama bir haksızlık daha var. Bugün baktığım şeyler yine yazmıştı. O demin bahsettiğimiz çocuklar. Efendim yani Tayyip Bey övüyor. Efendim artık milli bayramlarda kulağı ağrıyan bir cumhurbaşkanımız yok. Abdullah Gül Atatürk düşmanı değil. Değil. Hiç. Yani şu var. Bir Kemalist değil veya bir Atatürkçü de değil. Ama düşman da değil. Ama aday olsa Atatürkçüler ona oy verecekti. Yani sen vermeyecektin. Şimdi ben şöyle diyeyim. Gül Erdoğan yarışının ucundan döndük. Sayın Abdullah kime Gül, oy verecekti bizi? Mustafa Reşit Paşa gibi. Senin savunma bakanıyla
Helikopterle indiler bunun bahçesine. Onu Mustafa abi yorumlasın. Şimdi Sayın Abdullah Gül Türkiye'nin âli menfaatlerini Batı ile iyi geçinmekte. İngiltere ile, Amerika ile, Avrupa Birliği ile iyi geçinmekte görüyor. Yani Mustafa Reşit Paşa gibi. Şimdi Mustafa Reşit Paşa Osmanlı'nın düşmanıydı, bile bile yıktı demek çok iddialı bir söz. Ve Mithat Paşa düşmanıdır demek. Bütün Tanzimatçılar haindir. Onlar Türkiye'nin batılılaşarak kurtulacağını inanıyorlardı. Ama Abdullah Gül İsrail konusunda falan çok şeydir. Anti-İsrail'dir. Ben tahmin ediyorum. Ya normal olarak her Müslüman, her muhafazakar dinlerin öyle olması lazım. Abdullah Bey daha İslamcı bana göre. Eski konuşmaları feci İslamcı. 91-95 arası. Ya milli görüş kökenli zaten evet. Sayın Gül. Ama kökenli? Milli görüş kökenli. Ha, yani canım. Mesela şey değil, bir yani MHP kökenli değil. Hayır. CHP'den gelme değil. Hani Milli Refah Partisi'nin 91'den itibaren milletvekilini yapmış. Ama gençliğinde de Büyük Doğucu, Necip Fazılcı, tabii yani de. İslamcı bir kökeni Fehmi var. Fehmi Koru'yla resimleri var. Var tabii ki. Hulusi Akar da var orada. Ama onlar İngiltere... Londra'da. İnanılmaz bir resim. Bak şimdi daha ileri bir şey söyleyeceğim sana. Rahmetli Abdülhamit'in de ilk zaman politikalarının büyük çoğunluğu babası Abdülmecit gibi İngiltere'nin dostluğu ve Fransa'yla da seviyeli bir komşuluğu. Yani ikisinin de iyi geçinme üzerineydi. Sultanahmet hiçbir zaman İngiltere düşmanı olmadı. İngiltere ona kazık atana kadar. Sonradan son zamanlarında kazık yedin düşündü. Tabii.